kaybedecek tek bir dakikamız bile olmadığının bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmalarına geçeceğiz. O çalışmaların başladığı ilk adresti Gaziantep. Deprem bölgesinde kalıcı konutlar için ilk kazma felaketin 18. gününde Nurdağ ve İslahiye ilçelerinde vuruldu. 855 konutun temeli atıldı. Depremin yıktığı her ev ve iş yerinin yeniden yapılması için çalışma başlatıldı. Gaziantep'e 41.922 konut ve köy evi inşa ediliyor. Kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor. Ya Allah! Bismillah. Gaziantep'te ilk köy evleri 44 günde tamamlandı. Ramazan bayramında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. Nurdağ ilçesine bağlı Belpınar mahallesindeki köy evleri akıllı köy uygulamasına sahip. Ev sahipleri telefonlarına indirdikleri uygulamayla elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebiliyor, yangın ve su baskını gibi durumlarda önlem alabiliyor. Akıllı köyün ortak alanları, cami ve köy konağında elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanıyor. Gaziantep'te yapılan 2456 köy evinin de büyük kısmı tamamlandı. Esnaf için de harekete geçildi. Nurdağ ve İslahiye ilçelerinde çelik konstrüksiyondan iş yerleri yapıldı. Esnaf çarşı alanına yapılan 328 iş yerine taşındı. Deprem bölgesinde ekonomik kalkınmanın sağlanması için de önemli adımlar atıldı. Yeni iş yerlerinden oluşan çelik yapıdan çarşılar inşa edildi. Bu sayede bölgedeki ticaret kısa sürede canlandı. Devletimiz dükkanımızı da verdi, iş yerlerimizi de verdi. Maddi manevi her şekilde bize yardımcı da oldu. Ve de işlerimiz de çok şükür daha da iyi olacağız. En yakın zamanda eski günlere geri döneceğiz. Eğitim öğretimin devam etmesi için İslahiye ve Nurdağ'da 9 prefabrik okul yapıldı. Ayrıca fiber kompozit sistemiyle Nurdağ ilçesindeki konteyner kente anaokulu inşa edildi. 5 derslikli okulda çimento, demir, beton ve tuğla kullanılmadı. 75 günde tamamlanan Lego okul doğal afetlere karşı dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Deprem bölgesine yeni atanan öğretmenlerin konut sorunu için de tedbirler alındı. Eğitim neferleri için konteyner lojmanlar kuruldu. Aslın felaketi hastaneleri de vurdu. Sarsıntının şiddetiyle birçoğu kullanılamaz hale geldi. Depremde yıkılan hastaneler ve sağlık kuruluşları yerine tamamen ağır çelikten oluşan yeni hastaneler inşa ediliyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yıkılan devlet hastanesi yerine çok şiddetli depreme dayanıklı çelik yapıdan inşa edilen 80 yataklı acil durum hastanesi Mayıs ayında hasta kabulüne başlamış olacak. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu depremde zarar gördü. Günde binlerce aracın geçtiği otoyolun zemininde kaymalar tespit edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yerin 30 metre altına fore kazık yerleştiriliyor. Şehitler Viyadüğü'nün beton ayakları ise çelik zırhla kaplanıyor. Bu sistemler sayesinde TAG otoyolu daha dayanıklı hale getiriliyor. 28 cami ile Gaziantep Kalesi de depremin yıkıcı etkisine dayanamadı. Zarar gören 6000 yıllık kale aslına uygun olarak restore ediliyor. İbadete kapatılan camilerin onarımı ise sürüyor. Camilerden 4'ü Ramazan ayında yeniden ibadete açılacak. Devlet kendi evini yaptırmak isteyenler için de tüm imkanlarını seferber etti. Depremzedelere hibe ve kredi desteği verilmeye başlandı. Gaziantep'te yerinde dönüşüm projesine başvuru sayısı ise 13.000 oldu.